Selamlar. Canlı yayınımız başladı. Bugün bayram baklavasının şerbetini hazırlayacağız. Şekerlenmeyen bayram baklavası şerbeti nasıl yapılır? Sizlere anlatacağım birebir olarak. Hemen başlıyoruz. Tatlımızı daha önceden hazırladık. Yine canlı yayında hazırladık. Şimdi de şerbetini vereceğiz. Biliyorsunuz yarın bayram şerbetini verelim artık. Canlı yayında vereceğimi söylemiştim sizlere. Canlı yayınımızı açtık. Şerbetini şimdi vereceğiz. Hep birlikte şekerlenmeyen, asla şekerlenme olmaz. Bitene kadar, son yaprak kalana kadar baklavamız şekerlenme yapmaz. Bunu da söyleyelim. Evet, hemen başlıyoruz şerbetini hazırlamaya. Tatlımız burada. Daha önceden baklavamızı hep birlikte hazırlamıştık. Hatta canlı yayında hazırlamıştık yine baklavamızı. Şimdi şerbetini hazırlayacağız. Yine canlı yayında vereceğim sizlere tabii ki de şerbetini de. Herkes öğrensin, yaptığı tatlılar ziyan olmasın. Benim tarifimle yaptıysanız benim tarifime göre şerbeti hazırlayın. Kendi tarifinize göre yaptıysanız da kendi tarifinize göre şerbetini hazırlayın. Ama benim yapacağım yöntemle yaparsanız baklavalarınız asla şekerlenme yapmaz. Hadi başlıyoruz. Şimdi şunu şöyle alalım. İlk önce burada fırınımızın üzerine koyuyoruz. Tenceremizi alıyoruz. Şöyle. Şimdi şerbetini yapacağız kızlar. Şekerleri alalım yanımıza. Evet. Bugün baklava şerbeti yapıyoruz. Bilmeyenler de bu sayede öğrenmiş olsun. Daha önce canlı yayında tarifini vermiştim. Hep birlikte yapmıştık baklavayı. Bilmeyenler bakabilir canlı yayınlarımla. Şimdi de şerbetinin ölçüsünü vereceğim kızlar. Hemen başlıyoruz. Tenceremizi koyduk. Şimdi tenceremizin içine 4 bardak şeker koyuyorum. Bakın unutmayın. Bir. Ben şu poşeti açıverelim ki. Bak tenceremiz biraz zor oldu. Bu benim ölçülerime göre yaptığım baklava şerbeti. Bakın size bu ölçü şerbet asla da şekerlenme yapmaz. Bunu da unutmayın kızlar. İkinci bardağımızı döktük. Üç. Ve dördüncü bardak şekerimizi de döküyoruz. 4 bardak şekerimizi koyduk. Şimdi bu şeker şimdi kenarda beklesin. Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Daha önceden baklavanın tarifini vermiştim. Şimdi şerbetini yapıyoruz. Hep birlikte 4 bardak şekerimizi koyduk. Şöyle tüpümüzü koyayım tam karşıya herkes görsün. Üzerine 7 bardak su koyacağız. Üç, dört, beş, altı ve 7 bardak suyumuzu da verdik. Şimdi ocağımızı yakacağız, kaynamaya başlatacağız. Hemen çakmağı getirmemişim. Çakmağımı da getirdim. Evet, ocağımızı yaktık. Küçük tüpümüzde hemen şerbetimizi hazırlayacağız. Şimdi bu burada kaynamasını bekleyeceğiz. Bir çimdik de tuz koyuyoruz. Bakın şöyle çimdiğinizin ucunda bunu neden koyuyoruz? Şeytan karışmasın derler. Bir de tatlının şeyi ayarlı olur. Daha güzel olur yani. Bir çimdik fazla değil. Şimdi ceyranlı fırınımı hemen çalıştırıyorum. Bu arada fırınımı çalıştırdım. Tatlım biliyorsunuz bir hafta önceden hazırladım soğuk. Şimdi tatlımı biraz ısıtacağım fırında. Şerbetimizi ocakta karıştıralım ve kaynamasını bekleyelim. Evet gelenler hoş gelmişler. Bugün canlı yayında canlı canlı şekerlenmeyen baklava şerbeti yapıyoruz. Bilmeyenler de tarifime göre yapabilir.
Baklava ölçülerini başka bir canlı yayında vermiştim. Yapımını hatta canlı yayında yapmıştık. Bakabilirsiniz. Hala süreniz var. Sabaha kadar bu tatlı bir saat içinde olan bir tatlı yapabilirsiniz. Bir tane de vanilya koyacağım. Bu vanilya şerbetine böyle koyarsanız çok güzel koku verir. Mis gibi. Şöyle bir pakette vanilyayı içine atıyorum. Fırının bir tarafta kızmaya başladı. Bir bakalım, kontrol edelim ki açık mı? Evet. Açık. Orada biraz ısınsın. Hemen tatlı içine vereceğim ki biraz ısıtacağım. Sıcak yapacağım tatlıyı. Dört bardak şeker, 7 bardak su koyduk tenceremizin içine. Şerbetini hazırlıyoruz, baklava şerbetini. Bugün harife, yarın bayram, herkesin bayramı. Şimdiden mübarek olsun kızlar. Allah hayırlısına bayramımızı geçirmeyi nasip etsin. Şimdi karıştıralım. Hemen fırınımız biraz ısındı ya. Tatlımızı fırınımıza gördüğünüz gibi ısırmak için koyuyoruz. Şöyle. Evet. Tatlımız biraz sıcak olacak. Pişen tatlımızı tekrar ısıtıyoruz. Şimdi şerbetin şimdi kaynamasını bekliyoruz. Bu arada limonumu da getireyim. Limonumuzu da getirdik. Bir tane limonu. Tabii ki hepsini sıkmayacağım. Şöyle önce bir kaynasın. Evet, gelenler hoş gelmişler canlı yayında. Canlı canlı şekerlenmeye. Asla şekerlenme yapmaz. Baklavanın son yaprağına kadar şekerlenmeden ağız tadıyla tatlınızı yersiniz kızlar. Dört bardak şeker koyduk, 7 bardak su koyduk. Şu anda şerbetimizi kaynatmak için ocağımıza koyduk. Hemen hazırlıyoruz şerbetimizi. Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Daha sonra tabii ki de kapatacağız canlı yayınımızı. Şerbetimiz olduktan sonra yapmayanlar varsa, tatlıyı hazırlamak isteyenler varsa hemen hazırlayabilirler. Bu tatlı akşama kadar kalktığınız zaman zaten hazır olur. Biraz fazla mı karanlık yapmış? Bir bakalım bakalım. Işığı biraz fazla mı karanlık yapmış kızlar? Şöyle bir kontrol edebiliriz inşallah kapatmadan. Tamamdır. Evet. Bu neymiş? Gelenler hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Bugün canlı yayında ne yapıyoruz? Tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Ölçüleri verdim. Tekrar verdim. Yine veririm. Şimdi şerbetin kaynamasını bekliyoruz. Tatlımızı biraz fırında ısıtıyoruz. Tatlımız sıcak olacak. Bakın şu anda şerbetimizin şekeri eridi. Ve böyle şopur şopur bir su olması lazım. Koyu değil. Teşekkür ederim Nermin Çakır. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün canlı yayında şekerlenmeyen tatlı şerbeti yapıyoruz. Tatlımız fırında ısınıyor. Biraz sıcak olması lazım tatlımız. Soğudu tabii ki de. Bir hafta önce yapmıştık. Eylül Korkmaz, hoş geldin canım ya. Sağ ol. Kızlar şekerlerde mi yani? Gübür mü vardı nedir? Bir bakalım. Thank you.
Yani şekerler bile eski şekerler değil. Bakın kara kara gübürler sanki var gibi geldi. Şöyle bir aldırabilirsek. Evet. Gelenler hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Hep oruçluyuz. Bugün Ramazan'ın son günü, Arife günü. Yarın bayram. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun. Ben tatlımı haşlıyorum kızlar. Yapmıştık hep birlikte ya. Şimdi haşlayacağız, şerbetini vereceğiz. Yapmadıysanız da yapın kalkında yani. Evet, şerbetimiz eridi. Şimdi limonunu verelim. Şöyle limonunu bakın diyorum. Bir çekirdek varsa neyse alırız kaçanları da ya. Sorun yok değil mi? Çekirdeksiz olur mu? Bak lop lop düşüyor. Bir sürü çekirdek. Bu limon biraz suyu az gibi geldi bana. Tamamdır. Hepsini sıkmadım. Yarıdan biraz fazla limon verdim. Teşekkür ederim. Herkese mübarek olsun bayramı şimdiden. Bayrama girdik sayılır yani. Bugün son gün. Arife biliyorsunuz. Allah herkese iyi bayramlar versin. Annesine, babasına, çoluğuna, çocuğuna, eşine, dostuna bayramla geçirmeyi nasip etsin. Şimdi tatlımızı tekrar bir bakalım. Isınmaya koymuştuk fırınımıza. Çünkü tatlı soğuk ve bunun sıcak olması lazım. Tamam, bu ısındı. Hemen şimdi kapatalım ocağımızı. Soğuk olmaması lazım. Tatlımızın da sıcak olması lazım. Şerbetimizin sıcak olması lazım. Şerbetimizi hazırlıyoruz. Şimdi şerbetin kaynamasını bekliyoruz. Evet, ama bugün yani millet kendi işine gücüne herhalde onda. Arife ya. Neyse biz yapalım canlı yayınımızı. Daha sonra bakabilir. Çünkü tatlının ya erken ben haşlamam lazım. Diğer işlerime bakmam lazım. Geç saati bekleyemeyeceğim. Şu anda saat de bayağı erken kızlar. Şu anda saat kaç? Şu anda 12 yani. Erken. Herkes kendi evinin işinin çatırtısına başladı. Ben sokakları bile süpürdüm, temizledim. Dedim ki tatlımı haşlayayım gayrı. Yapıyoruz ya. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi yaptığımızı birebir aynısını sizlere de gösteriyorum. Görüyorsunuz. Canlı yayınlarda yapıyorum çoğunu. Niye? Herkes doğruca görsün, öğrensin diye. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Herkesin kutlu olsun çocuklar. Gelseniz buralarda olsun size tatlı koyardım, yerdiniz. Şimdi şerbetini bekliyoruz. Tabii ki bu canlı yayın, şerbetin olması, kaynaması biraz zaman alacak. Bekleyeceksiniz ya da işlerinizi yapacaksınız. Daha sonra devam edeceksiniz. Kızlar ne diyelim. Şerbetimin ölçüsünü tekrar vermek istiyorum. Yeni gelenlere özellikle de 7 bardak su koyduk. Normal standart su bardakları ile 4 bardak da şeker koyduk. Yarım limondan biraz fazla limon suyu koyduk. Bir tane de vanilya koyduk. Şimdi kaynatıyoruz. Tatlımızı da fırında ısıttık. Şu anda tatlımız da sıcak. Hem tatlı
sıcak hem şerbetiniz sıcak olacak. Bunu unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ ol Eylül. Allah razı olsun. İşi gücü olmayan tabii ki de bekleyebilir. İşi gücü olan girebilir. Yine de darılmam, gücenmem. Çünkü bugün Arife. Siz de yaparsanız size de bir faydam olursa ne mutlu bana. Bu ölçülerde benim yaptığım şekilde yaparsanız kızlar asla şerbetiniz şekerlenmez. Çatır çatır biliyorsunuz birçok tatlı yapanların tatlıları bir gün sonra şekerlenir. Çünkü normal şerbetle hazır satılanlar da onlar glikoz şurubu kullandığı için şekerlenme olmaz. Ama benim yaptığım gibi yapanlar şekerlenme olur. Ama benim yöntemimle yaparsanız da asla şekerlenme olmaz. Evet şu anda 29 kişiyiz ben buradan görüyorum. Gelenlere hoş gelmişler. Bugün şekerlenmeyen tatlı şerbeti yapıyoruz. Şu anda kaynamak üzere. Yani değişebiliyor yani. Gelen şu anda ben gördüğüm 34 kişi ama tabii inip çıkma yapabiliyor. Sizin gördüğünüz bir saniye ileri geri olabilir birkaç saniye. Sorun değil ya. Aleyküm selam. Zehra hoş geldin, sefalar getirdin. Kızlar bugün tatlı şerbeti yapıyoruz. Yapmadıysanız tatlınızı kalkın yapın. İnanın hazır aldıklarınızdan çok daha az maliyete tatlıyı yapabilirsiniz. Üstelik içinde ne olduğunu bile bile yersiniz mis gibi. Evet, şu anda şerbetimiz kaynama noktasına geldi. Evet, saniye farkı var kızlar. Bakın sende öyle oldu. Şu anda 27 kişiye düştü. Tabii yani. Aleyküm selam Yavuz 58. Hoş geldin. Evet, şerbetimizi şu anda kaynattım. Bir iki dakika kaynasın, hemen kapatacağım. Teşekkür ederim. Sağ ol Yavuz. Allah razı olsun. Sizin de mübarek olsun Ramazan bayramınız. Hayırlara vesile olsun herkesin. Hayırlısına Ramazan bayramını geçirmeyi nasip etsin Allah. Evet. Şimdi ocağımızı ben kapatacağım. Bunları alalım buradan. Evet. Ocağımızı kapattım. Ayağımın altındakileri de hiç sevmem, kaldırmam lazım buralarda. Şerbetimiz hazır oldu. Şimdi tekrar size göstereceğim çünkü kızlar tüpümüzü şöyle bir indirelim. Gene lazım olacak. Yine kaldıracağız yukarı ama. Böyle in bakalım sen aşağı. Şöyle ayağımızın altını bir temizleyelim değil mi? Şeker korkan döktük. Evet. Bezimizi alalım. Tatlımızı fırından alalım. Evet, tatlımızı ısıttık. Onu da indirsek olur buradan. Kalabalık etmesin. Evet, seni de aşağı indirdik. Kalabalık etmesin. Şerbetimiz burada. Tatlımız burada.
Görüyorsunuz inşallah karşıdan. Teşekkürler Veysel Koş. Evet. Devam ediyoruz. Şerbetimiz hazır oldu dediğim gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Tatlımız sıcak. Şerbetimiz sıcak. Ne yapıyoruz? Hiç durmuyoruz. Hiç. Şerbeti 1/4'ünü tatlıya vereceğiz. Yani yarıdan biraz fazlasını vereceğiz. Bakın sulu şu anda şerbetimiz. Gördünüz mü? Koyu değil. Ne yapmıştık şerbet için? 4 bardak şeker, 7 bardak su koymuştuk. Yarım limondan fazla, yani 1/4 limon suyu vermiştik. Bir tane de vanilya koymuştuk. Yeni gelenlere özellikle açıklama yapıyorum ki bilmeyenler de öğrensin. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin diğerlere. Televizyonda gürültü diye. Sesi açık, onu kapatayım bari. Unutmuşum orada. Şunu kapatayım sesini. Hemen geliyorum kızlar. Evet. Devam edelim. Şerbetimizi vermeye. 1/4'ünü dökeceğiz kızlar. Yani 1/4 kalacak. Yarıyı geçireceğiz. Güzelce kızarttım bakın. Yani biz biraz fazla kızarmış seviyoruz. İçi beyaz kalmayana kadar ben kızartıyorum. Ağızda dağılan bir tatlı seviyoruz biz. Yumuşak isteyen biraz az kızartsın tabii ki de. Ama çiğ kalmamasına özen gösterin tatlıyı yaparken. Yavaş yavaş bir saatte kızartın. Bakalım şimdiden sonra ne yapacağız? Sarma saracaktım ama yapraklarım bitti. Sarma yapmak için yaprağım kalmadı. Dolma dolduracağım ya. Birazdan hazırlayacağım malzemeleri. Dolma dolduracağım. Evet gelenler hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Bugün tatlımızın şerbetini yapıyoruz. Şöyle her yerine dağılsın. Çoğunu şöyle döktüm sayılır. Azalttım bayağı bir. Bakın tatlının şerbeti bayağı gözükmeye başladı. Burada da az bir şerbetimiz kaldı. Artık bırakalım sarsam vermesini. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi bu şerbeti yavaş yavaş içsin. Biraz bu şekilde içmesini bekleyeceğiz. Şerbeti tekrar yapacağız. Bu kalan 1/4 şerbeti tekrar yapacağız kızlar. Ama onu koyu bir şerbet yapacağız tabii ki de. Bu sulu olanı içmesi lazım. Şimdi bu burada yavaş yavaş içsin. Evet sıcak. Şu anda kaynak kaynak döküyoruz. Ocağı kapattık. Şerbetin 1/4'ünü döktük. 1/4'ünü bıraktım. Hepsini dökmedim. Bakın tenceremde biraz kaldı. Hatta 1-2 kaşık daha döksem olur.
dörtte birini bıraktım. Bu dörtte birini de tekrar kaynatacağım şimdi kızlar. Bu soğuk ama sulu sıvık şerbet bu. Böyle yavaş yavaş. Zaten sıcak sıcak olduğu için şişecek bunu bu. Bu sayede şerbetini de içmiş olacak. Ve hani içi şerbet çekmemiş olmayacak. Çok da güzel olacak bakın. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefalar getirdin yeni gelenler. Şöyle burada dursun ki gözünüzün önünde dursun. Şimdi bu kalan şerbeti 4'te 1'i şerbeti. Hemen şimdi bu kalan şerbeti ne yapıyoruz? Tekrar içine şeker koyacağız. Bu bardağımız battı. Başka bir bardak alalım. Şimdi 4'te 1 şerbetini ayırmıştık. Hemen onu kaynatacağız tekrar. Hop. Şerbeti içine 4 bardak dökmüştük ilk şerbete. Ya bir şeker niye böyle ki gübürler var içinde anlamadım gitti ya. Hayret bir şey. Gübürlü şeker olur mu? Oluyor demek işte. Arada gübür kara kara gözüme takılıyor lan. Evet 3 bardak şeker daha döktüm. 4 bardak şeker ilk şerbete yapmıştık. Bu ikinci şerbetimizi yapıyoruz. Kalan 3'te 1 tatlımıza. Artık şekerler de eski şeker değil kızlar var ya. Anlamadım gitti. Niye böyle bilmem. Şeker ülkesinde yaşıyoruz. Berbat şeker kullanıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Gelenler hoş gelmişler. İlimizden geldiği kadar yardım etmek amacıyla bildiklerimizi paylaşmak istiyorum ben. Herkes yapsın, öğrensin. Bir Allah razı olsun deyip dua ederse daha çok memnun olurum. Evet. Şerbetini içiyor şu anda tatlımız. Bakın bakın içmiş bile. Vallahi içmiş bile. Gördünüz mü? Sıcak döktüğümüz için şerbeti içmiş bile. Şöyle kenara alalım. Biraz orada o soluklansın. Bunu tekrar kaynatacağız ama. Tekrar ocağımı getirdim. Meşhur küçük tüpümü getirdim. Evet. Şimdi çakmağı ne yaptım be? Elimde. Çakmağı kaybettik. Hayırdır inşallah çakmağımızı kaybettik ya. Düştü mü ki bir yere? Bakalım bakalım nerelerde. Başka bir yol. Tuhaf bir şekilde şeytan geldi oturdu. Evren. Evren. Şu çakmak getirsene bana şuraya bir tane. Çakmağımı kaybettim. Çakmağımız şu anda kaybedildi. Kara olduğu için nerelere gitti bilmem. Yok. Hadi anneciğim ver bir çakmak bakalım bana sen. Şimdi ocağımızı tekrar yakıyoruz. Tekrar şerbeti koyuyoruz. 4'te 1'i şerbetin içine 3 bardak şeker koyduk. Aynen şeytan geldi. Şeytan oturdu üstüne der.
Göremiyorum. Şeytan oturdu üstüne, kaldırmak lazım. Ama nasıl kaldıracağız bilmem. Yok oldu. Siyah ya. Yok. Evet. Dörtte bir şerbetin içine 3 bardak şeker koyduk. Daha önceden 4 bardağını kaynatmıştık 7 bardak suda. 7 bardak suda şerbeti hazırlamıştık. Döktük. 1/4'ünü ayırmıştık. Onun içine de 3 bardak şeker ilave ettik. Şimdi bu koyu bir şerbet olacak kızlar. Sulusunu döktük ya. Bunu da koyu şerbet yapacağız. Unutmayın. Eğer bu yöntemle yaparsanız hiç korkmayın. Hiç. Asla şekerlenmez. Dediğim gibi son yaprak tatlınızda kalana kadar şerbetiniz şekerlenme yapmaz. Ağız tadıyla yersiniz. Ne yapacağız da bu şekerlendi? Nasıl yaparız, eritiriz diye düşünmezsiniz. Evet, gelenler hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Bugün son gün, bayağı bir canlı yayını açtık. Ama birkaç gündür açamıyorum. Ev hali biliyorsunuz. Bayram geliyor. Biraz temizlik yapayım dedim. Temizliklerle zaman geçirdik. Hatta video falan da çekemedim kızlar. Hoş görün. İnşallah bayramdan sonra yine devam edeceğiz. Evet, tatlımız da burada soluklanıyor. Soğuyor yavaş yavaş. Hatta bakın, verdiğimiz şerbeti çok güzel de içti. Şimdi ikinci şerbetini hazırlıyoruz. Tutarsın bayram sonu. 6 gün tutarsın, ödemiş olursun. Evet. Hadi bakalım, toplanın kızlar, toplanın. Canlı yayınıma beğeni atın ki kalabalık olalım. Hadi bakalım. Güzel yorumlarda alt kısma, yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bu sayede biliyorsunuz, güzel yorumlar, beğeniler videonun daha çok izlenmesini sağlıyor. Bu sayede benim kanalıma siz de destek olmuş olursunuz. Abone olanlar zaten biliyor. Olmayanlara söylüyoruz. Abone yeni olanlar da bildirimlerini açmayı unutmuyoruz. Evet, kaynasın bakalım şimdi. Teşekkür ederim Eylül'cüğüm. Çok büyük destekçimsin sen. Her canlı yayında hemen hemen görüyorum seni. Sağ ol, varım. İnşallah bakalım bayram sonu yine canlı yayınlar açarız. Güzel güzel şeyler yaparız. Bakalım bahçeyi ekeceğiz daha. Biber ekerken canlı yayın açarım size kızlar. Kazacağız. Domates, biber ekeceğiz. Az da olsa, şöyle bir sıra da olsa ekeceğim. Sonra da onları yiyeceğiz tabii ki de. Tatlımız hazır olsun. Daha sonra diğer işlerimize devam edeceğiz. Evet, bakın bu böyle koyu bir şerbet oldu şu anda. Çünkü bunun koyu olması lazım. İlk şerbetimizi sulu sulu vermiştik. Bunu da koyu vereceğiz tabii ki de. Teşekkürler. Sağ ol Eylül. Şu anda düştük yani. Çok aza indik. Herkes dağılıştı. İşi bitti.
ikinci şerbetimiz de kaynamasını bekliyoruz. Bir kaynasın bakalım, daha sonra onu da biraz ılındıracağız yalnız. Bu soğuk verilmeyecek, biraz ılık olarak verilecek. Daha sonra canlı yayınımızı kapatırız. Beklerken ılınsın diye biraz laflarız. Daha sonra canlı yayınımızı kapatırız. Sağ ol, iyiyim canım ya. İyiyim. Evet, bu arada canlı yayına gelenler beğeni atmayı unutmasın. Kalp atmayı unutmasın. Sağ ol Eylül. Bırakmıyorsun bak. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Evet, bu şerbetimiz de kaynamaya başladı. Şöyle 1-2 dakika kaynatalım, kapatalım. Zaten koyu olacak. Şeker ilave ettiğimiz için çok fazla kaynatıp da ağda yapmayın. Şöyle birkaç dakika kaynadı mı yeterli olur. ...37 dakikadır canlı yayındayız kızlar. Tatlımız şerbeti olmak üzere. Daha sonra ben dolmaları doldurmaya geçeceğim. Bilmiyorum bakalım başka neler yapacağız. Yarına misafirlere, çoluğumuza, çocuğumuza, dışarıdakiler gelecek. Bir şeyler hazırlayalım değil mi? Evet. 130 bin aboneyi geçtik kızlar. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim hepinize. İnşallah Allah daha çok versin değil mi? Sizler abone oldukça, beğeni yorumu attıkça, güzel yorumlar, kanalımız günden güne büyüyor zaten. Desteğiniz için herkese çok çok teşekkür ederim. Evet, şu anda şerbetimiz bakın kaynıyor. Birazcık kıvamı aldı mı hemen kapatacağım. Tatlımıza içti işte var ya, hiç şerbeti kalmadı. Çünkü bunu sulu dökmüştük. Böyle su döktüğünüz zaman içmez diye hiç korkunuz olmasın. Evet, artık kıvamı oldu. Ben ocağı kapatacağım. Nereye gitti? Benim çakmak bilmem. Tamamdır. Ocağı kapatıyorum. Şu
Şu anda şerbetim hazır oldu. İndirelim şöyle. Ocağı kaldırıp atacağım buradan çünkü kalabalık ediyor ancak. Evet. Şöyle gösterelim şerbetimizi. İşte şerbetimiz şu anda hazır. Ama bu pınar birazcık soğuması lazım. Tatlımızı yerini de değiştirelim. Evet. Şimdi ben bunun altına biraz su getireyim ki çabuk soğusun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Paylaşın kızlar canlı yayınımızı, kalabalık olsun. Daha kalabalıyız genelde de işte bugün harika diye böyle. Normalde çok daha kalabalık oluyoruz. Yine de gelenlere çok teşekkür ederiz. Ne diyeyim? Bugün harife, herkesin işi gücü var tabii ki de. Birazcık şöyle su koydum ki biraz çabuk soğutmak için. Şöyle koyarsak tabii ki biraz daha hızlı soğuyacaktır. Tatlımız da zaten yavaş yavaş ılındı. Soğuk su koydum ki çabuk soğusun. Şimdi bunu sıcak dökmeyeceğiz. Su sıcak olana kadar dursun bakalım. Evet, gelenler hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Canlı yayında tatlımızı açlıyoruz, şerbetini veriyoruz. Asla şekerlenme yapmayan şerbet hazırlıyoruz. Benim yöntemimle yaparsanız şerbetiniz asla şekerlenme yapmaz. Tatlınızın son yaprağına kadar yersiniz. Çatır çatır şeker olmaz. Evet, suyumuz biraz sıcak olursa hemen alacağım zaten. Bu sayede biraz daha çabuk soğuyacak. Olsun Eylül, üzülme üzülme güzelim. Normal yani, herkesin işi gücü var tabii ki de. Herkes işine gücüne gitti. Daha sonra izlerler. Tabii bayram bitene de tatlı şerbeti bir işe yaramaz ama bir dahaki bayrama değerlendirirler. Özellikle size birebir göstermek için canlı yayında yapıyorum ki herkes öğrensin. Bir faydamız olursa insanlığa ne mutlu bize. Şu anda soğuk su koydum ben bunun altına. Bakın su başladı ısınmaya. Biraz ılınacak. Çabuk ılınsın diye. Evet. Evet, gelenler hoş gelmişler, sefalar getirmişler bugün canlı yayında. Baklava şerbeti yapıyoruz, şekerlenmeyen bayram baklavası şerbeti yapıyoruz. Bayram baklavasını daha önceden yaptık, hazırladık. Yine bir canlı yayında baklavayı yaptık bilmeyenler. Canlı yayınlarıma bakabilir. Canlı yayında baklavanın tarifi zaten birebir vardır kızlar. Dedim ki o zaman canlı yayının alt kısmına bayram şerbetini de arife günü açlayacağım. Yaparsanız bakın diye. Yapanlar buyursun baksın. Bu şekilde açlasın. Onun için özellikle erken başladım işe. Tabii ki erken başlayınca canlı yayınlarımız da biraz az oluyor. Bugün de bir özelliği var Arife.
Tarife olduğuna ne oluyor? Milletin, herkesin kendine göre işi gücü oluyor. Ben bu suyu dökeceğim. Şimdi tekrar su doldurup geleceğim ki şerbetimiz biraz çabuk soğusun. Başka bir derdimiz yok. Şimdi tekrar soğuk su koydum. Tekrar şerbeti koyuyorum. Bu yöntemi yapmamın sebebi çabuk soğuması için. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bayramımı mübarek olsun diyen herkesin Allah hayırlısıyla bayramını geçirmeyi nasip etsin. Çoluğuyla, çocuğuyla, evli olanlar, anneleriyle, babalarıyla, bekar olanlar. Sağlıkla, afiyetle geçirmeyi nasip etsin Allah. Sağlık, en başı sağlık kızlar. Sağlık. Önemli bir şey olmaz. Evet, baklavamızı göstereyim. Bakın, baklavamızın ilk şerbetini döktüm. Ilınmaya başladı. Şimdi diğer şerbeti dökeceğiz. Evet, canlı yayınlarımı özellikle kaçırmazsanız çok iyi olur. Çünkü birebir gösteriyorum. Biliyorsunuz canlı yayında kesme biçme yok. Normal video çektiğimiz zaman olmayan yeri haliyle kesiyoruz. Hata olan yerlerini kesip biçiyoruz. Ama canlı yayında bu yok. Onun için dikkatli bir şekilde izlerseniz siz de benim yaptığım tatlılar gibi daha da alasını yapabilirsiniz. Aleykümselam. Teşekkürler. Senin de mübarek olsun. Azeri Gülü. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Tabii dediğim gibi erken başladık canlı yayınımıza ama benim haliyle başka işlerim olduğu için çok fazla geç saate bırakamayacağım. Tatlının şerbetini içmesi lazım. Bu yarına kadar kayrı çok da güzel içecektir. Yarın misafirlerimize ikram edeceğiz. Biliyorum Eylül'cüğüm, sen sürekli takipçilerimden birisin. Asla beni yalnız bırakmıyorsun. Evet, gördünüz mü? İki kere soğuk su koyduk. Şerbetimiz ılındı. Altına özellikle çabuk soğuması için yani bu işlem. Yoksa aceleniz yoksa hiç koymanıza da gerek yok. Kendi kendime olsam koymam. Ama canlı yayını beklersem çok uzun zaman alacak. Onun için çabuk soğutmak için koydum. Evet, bayağı soğudu. Artık suyundan alalım. Suyu atalım. Evet. Şöyle tatlımızı getirelim. Bakın. Tatlımız burada. Şerbetimiz burada. Şerbetimiz ılındı. Tatlımız ilk şerbetimizi içti. O da ılındı. Bakın dayanıyor ellerim. Yani sıcaklığına şu anda ellerim dayanıyor ve tatlımız ılındı. Soğuk şerbetin verme aşamasına geldik. Hemen başlıyoruz soğuk şerbeti. Soğuk da değil yani. Ilık bu şerbet kızlar. Gördüğünüz altına soğuk su koydum ki çabuk ılınsın diye. Şimdi döküyoruz tatlının üzerine tekrar bu koyu şerbeti. İlk olarak sulu olanı döktük. Bu ikinci şerbetimiz. Şöyle güzelce her yerine. Bakın görüyorsunuz değil mi? Koyu şerbeti.
Çok güzel oluyoruz. Kim ne yazmış canım? Bir bakayım bakalım. Evet. Beğenmeyenler zaten biz kanalımıza istemiyoruz. Beğenmeyen gelmesin. Kötü yorum yapmak için, kendilerini göstermek için kötü yorumlarda yapmayın çocuklar. Beğenmiyorsanız çekip gidebilirsiniz. Zorla kimsenin bacağından bağlamıyoruz canlı yayını, değil mi? Herkes özgür. Bu kadar da kıskanmanıza gerek yok, değil mi? Kıskanıyorsunuz, değil mi? Kıskanıyorsunuz. Sahte hesaplarla gelip gelip diğer kanallar yapıyor bunu. Evet, inşallah engelledik çocuklar. Hiç merak etmeyin. Ben burada gördüğüm zaman o kötüleri söyleyin bana, engellerim. Onların hepsi diğer kıskanan kanallardan, merak etmeyin. Sahte hesap açıp çatlayın da patlayın. Çatlayın da patlayın. Hadi siz de yapın da göreyim, değil mi? Yapamazlar. Boş çene yapıp yapıp otururlar. Kendine güvenen canlı yayın açar ve canlı yayında bu şekilde tarifler çıkarır. Hiç kimse de benden başka kendine güvenip de canlı yayında böyle tarif yapan yok. Yapamazlar çünkü. Hepsi boştur, boş. Teşekkür ederim Azer. Güle güle. Tabii ki ablacığım, işin varsa gidebilirsin. Vay anne, kıskanıldı mı? Genelde ne derler? Bak bunu unutmayın. Meyve veren ağaç sürekli taşlanır. Onun için sürekli kötü yorum yapıyorlarsa bazıları, bilin ki doğru yoldasınız. Devam. Kediler, kedine demiş Erem Hediye'te her zaman bunlar dermiş. Tamamdır. Şerbetini de verdik. Şöyle. Evet. Şöyle bakın. Her yerine. Bu şimdi yavaş yavaş bu şerbeti de içecek. İçsin Kayra akşama kadar, yarın sabaha kadar. Evet. Ne yapalım? Artık canlı yayınımızı kapatalım. Şerbetimizi de haşladığımıza göre şöyle göstereyim son halini. İşte bayram tatlımız hazır oldu. Hadi vakit geç değil. Bakın şu anda saat 1'e geliyor ama yine de bu tatlıyı 2-3 saat içinde aynı bu şekilde yapıp hazırlayabilirsiniz. Güzel mi? Beğendiniz mi çocuklar? Yakın olsanız hepinize bu tatlıdan ikram ederim ama hepiniz nerelerden yazarsınız bilmem. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, burada canlı yayınımı kapatıyorum çocuklar. Gelenler, hoş gelmişler, destek verenler çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Yarın bayram. Bugünden hepinizin bayramı mübarek olsun. Hayırlısınla, sağlıkla bayramınızı geçirmeyi Allah sizlere nasip etsin. Evli olanlar çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, dostuyla, annesiyle, babasıyla geçirmeyi nasip etsin. Bekarlar da sevgilileriyle, anneleriyle ve babalarıyla geçirmeyi nasip etsin. Hadi benden bu kadar. Teşekkürler. Sağ ol. Hadi kapatıyorum çocuklar canlı yayını. Sonradan yeni gelenler de tekrar canlı yayının başından tatlını, şerbetini merak edenler bakıp kendileri de yapabilir.
tatlıyı da yapmamış olanlar, evinde tatlısı olmayanlar malzemeleri hazırlayıp diğer canlı yayında olan tatlının tarifine bakabilir ve oradan yapabilirsiniz. Tamam? Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum canlı yayını. Yine görüşürüz inşallah bayramdan sonra artık. İyi bayramlar. Bakalım kapatacağım şimdi. Tamamdır.